x artı 3c eksi 12 eşittir 0 doğrusun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Hemen o zaman şunu şöyle bir çizelim. Şu dik koordinat düzlemimiz orijin x ekseni ve y ekseni. Ne yapacağım? x'e 0 vereceğim. y'yi kestiği noktayı bulacağım. x'e 0 verirsem y'si kaç geliyor arkadaşlar? 4 değil mi? Şimdi y'ye 0 verelim. y'ye 0 verdiğinde X'te kaç geliyor? 12. O zaman şöyle bir doğrudan bahsediyoruz değil mi? x'i 12'de kesiyor. Y ise dörtte. Şimdi diyor ki bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölge. Şimdi eksenler şunlar değil mi arkadaşlar? Ha işte bunlarla oluşturduğu bölgede ne olacak? Şurası. İşte buranın alanı. Hocam mesela şurada olmaz mı? Burada da eksenler var. Ama bu nereye gidiyor arkadaşlar? Sonsuza kadar değil mi? Burada bir bölge oluşmuyor. Burada bir boşluk oluşuyor. Bir sonsuzluk oluşuyor. Ha bölge nerede oluşuyor? Sadece bu arada oluşuyor. Ha, onun için buranın alanı buluyoruz. E bura 4. Burada 12 değil mi? Alan neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. O da 24. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Yukarıdaki dik koordinat düzlemine 3 özdeş dikdörtgen şekildeki gibi yerleştiriliyor. A ve B köşelerinden geçen D doğrusunun denklemi Y eşittir. MX artı 8'dir. Buna göre dikdörtgenlerden birinin çevresi kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar 3 tane eş dikdörtgen var. Ha, ne yapalım? Şu kısa kenara A diyelim. Uzun kenara da B diyelim. Öyle değil mi? Aynı şekilde bakın. Kısa kenar A. Uzun kenar B. Kısa kenar A. Uzun kenar B. Şimdi neyi biliyorum ben? Bu doğrunun denklemini biliyorum. Mx artı 8. Ha, bir kısmını biliyorum. Şimdi ben bu doğrunun bu vaziyette arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı bulabilirim. Neden? Çünkü x'e 0 verdiğim zaman bundan kurtulurum. Y kaç olur? 8 olur. Şimdi dikkat edin. Bu doğrunun Y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçmış? 8. Peki burası 8 ise bu şu demek değil mi? Bakın. Burası 8 birim demek değil mi? Ha, o da ne zaten? A B. Ha, A artı B 8 demek. E şimdi dikkat edin. Çevre istiyor benden. E çevre ne? Kısa kenar artı uzun kenarın iki katı değil mi? Yani A artı B'nin iki katı. Yani zaten burayı 8 bulduk. Ha, çevre kaçmış? 16. Aradığımız cevap E şıkkın. Dik koordinat düzleminde y eşittir 3x doğrusu x eşittir 1 ve x eşittir 5 doğruları ile sırasıyla p ve r noktalarında kesişmektedir. Buna göre PR uzunluğu. Gene ne yapacağız? Hemen şunu şöyle bir çizelim mi önce? Şu bizim dik koordinat düzlemimiz y eşittir 3x doğrusu. Orijinden geçiyor değil mi? Ne diyorduk arkadaşlar? Orijinden geçen doğruları çizerken mantığınız şu olsun. Y eşittir x tam göbekten geçiyor değil mi? Ama bunun eğimi ne? 3. Y eşittir 3x. Ha, eğim büyüdükçe nereye yaklaştırın y eksenidir. O zaman y eşittir 3x'in grafiği de işte bu şekilde olmak zorunda. Şimdi belki şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam ne fark eder? İşte orijinden geçen bir doğru diyebilirsiniz. Demeyin öyle. Çünkü arkadaşlar biz hani bazen kendin çiz kendin çöz soruları var ya onları çizerken olabildiğince gerçekçi çizmeliyiz ki sonuca giderken aldanmayalım değil mi? Onun için bunu bilin. Eğer bir doğrunun eğimi birden büyükse y eksenine doğru yakınlaşacak. Eğer doğrunun eğimi birden küçükse de x eksenine doğru yakınlaşacak demiştik. Onu uygulamaya çalışın. O zaman y eşittir 3x doğrusu mu? Peki x eşittir 1 ve x eşittir 5 doğruları. Ha, onları çizeriz. Şu vatandaş x eşittir 1. Yani x 1'den geçiyor. Bu vatandaş da x eşittir 5. Yani x 5'ten geçiyor değil mi? x eşittir 1. x eşittir 5. Yani burası 5. Burada kaç olacak? 1. Ben neyi biliyorum? Bu x eşittir 1 doğrusunun üzerindeki bütün noktaların apsisi 1. Yani şu noktanın da apsisi 1. O zaman apsisi 1 ise ordinatını da bulurum. Çünkü y eşittir 3x'in üzerinde ya. Ha, x e ne 1 yazarsam ordinatı da ne geldi? 3. Demek ki bu noktanın koordinatı 1'e ölçmüş. O zaman şunu kinde bulalım. Değil mi? Apsisi kesinlikle kaç? 5. Çünkü x eşittir 5 doğrusunun üzerinde. Ha, x yerine 5 yazarsam ordinatı da kaç geldi arkadaşlar? 15. Çünkü x yerine 5 yaz. Y kaç oldu? 15. Şimdi benden ne istiyor? Şu aradaki uzaklığı istiyor değil mi? Bulabilir miyim? Bulurum. İki nokta arası uzaklık yaparım değil mi? Ya da burada bir dikdörtgen oluştururum. İster şey dik üçgen oluştur. İsterseniz öyle yapalım. Bakın şuradan şöyle bir dik gelin. Burası kaç birim? 4 birim değil mi? 1 ile 5 arası. O zaman burası 4. Peki şuranın ordinatı 3 ise burada 3 değil mi? E bunun ordinatı 15. 3'ü buradaysa burası 12 değil mi? Ha Pisagor'u görüyorsunuz değil mi? 4'ü karesi 16. 12'nin karesi 144. Topla kara kök al. 160 mı? Yani o da ne yapar? 16 çarpı 10. 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 10. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. ABCD dikdörtgen OC ve OD doğrularının denklemleri sırasıyla 1 bölü 3x ve 3 bölü 2x. Dikdörtgenin çevresi 20 birim benden alanını istiyor. Şimdi önce ne yapalım? Şu arkadaştan bir başlayalım. Y eşittir. 3 bölü 2x doğrusu. Yani x ekseni kestiği noktanın sağındaki açısının yani şunun tanjantı 3 bölü 2. Çünkü eğimi 3 bölü 2 değil mi? O zaman şuraya ben 3k dersem Bura ne olmak zorunda arkadaşlar? 2K. Çünkü eğim 3 bölü 2. Pekala. Şimdi şuna bakalım. Şu vatandaşa. Görüyorsunuz değil mi? Onun eğimi kaç? 1 bölü 3. Ha, demek ki şu x eksenini kestiği noktanın sağındaki açının tanjantı 1 bölü 3 olacak. Şimdi dikkat edin şu AD 3K deyince BC de 3K oldu mu? Şimdi 3K'yı neye bölerseniz 1 bölü 3 gelir. 9K'ya değil mi? Ha, demek ki buradan olmak zorunda 9K. 3K bölü 9K. Oradan K'lar gider. Hakikaten ne kalır geriye? 1 bölü 3 yani eğimi buluruz. E 2K'sı buradaysa i̇şte buraya da 7K kaldı mı? Ha, dikdörtgenin kısa kenarı 3K. Uzun kenarı 7K. Toplayıp 2 ile çarparsam bana neyi verecek? Çevreyi yani 20. O zaman buradan K kaç geldi arkadaşlar? 1. Demek ki kısa kenar 3. Uzun kenar 7'ymiş. Alanı istiyor. 7 kere 3. 21. Cevabımız C şıkkı. Dik koordinat düzleminde m çarpı n negatif olduğuna göre mx artı n doğrusunun grafiği hangisi olabilir demiş. Ha şimdi y eşittir mx artı n'i çizeceğiz. Ama neye dikkat edeceğim? m n çarpımı negatif olma? Şimdi m n çarpımı negatifse o zaman burada iki ihtimal var. m eksi iken n artı olur ya da m artı iken n eksi olur. O zaman bunları incelemek lazım. Şundan başlayalım. m eksi olsun. N de artı olsun. Şimdi M eksi ne demek? Doğrunuzun eğimi eksi demek. Hatırlayınız doğrunuzun eğimi eksi ise sola yatık olacak. Doğru mu? Ha, o zaman şu vatandaş olabilir. Ama olamaz. Niye? Çünkü N'si pozitif olacak diyor. Dikkat edin bu nereden geçiyor? orijine? Hatırlayınız orijinden geçen doğrular da şu N kaç oluyordu? Sıfır oluyordu değil mi? E, bu adam N pozitif olacak diyor. Sıfır pozitif değil. Demek ki A şıkkı arkadaşlar olamaz. Eledik. B olabilir mi? B arkadaşlar o da olamaz. Neden? Çünkü bu doğrunun eğimi neydi arkadaşlar? Tanımsız. Evet, eğimimiz ya pozitif olacak ya da negatif olacak. m neydi arkadaşlar? Eğimdi değil mi? O zaman eğim ya pozitif ya negatif olacaksa tanımsız olamaz. Dolayısıyla B'yi de eledik. C'ye bakalım arkadaşlar. Doğru sola yatık mı? Evet. O zaman eğimi negatif. Bu şart tamam. Şimdi n'ye bakalım. Ha, n ne arkadaşlar? Bakın x'e 0 verirseniz y direkt n olmaz mı? Ha, n ne olacak? Pozitif. Yani y ekseni kestiği nokta da pozitif olacak. E, dikkat edin. Hem sola yatık eğimi negatif hem de y ekseni pozitif de kesiyor. Ha, o zaman bu vatandaş olabilir. Ama hemen sevinmeyin. Belki bir tuzak vardır. O tuzağı şu an göremiyor olabiliriz. Onun için d ve e'yi de kontrol edelim. Ona göre bakalım. D olabilir mi? D olamaz. Niye? Eğimi negatif, sola yatık ama y eksenini bakın aşağıda yani negatifte kesiyor. Halbuki y nerede orada pozitifte. De. Demek ki bu da değil. E'ye bakalım. Şimdi E'ye dikkat edin. Doğru sağa yatıyor. Ha, o zaman m'si pozitif. Olabilir. Çünkü m pozitif olabilir demiş, değil mi? E, m pozitif olunca n ne, ne olacak yalnız? Negatif. N ne, neydi arkadaşlar? Y eksenini kestiği nokta. Bakıyoruz. Doğru sağa yatık, eğimi pozitif. Eyvallah. Ama Y'yi nerede kesiyor? Pozitifte kesiyor. Halbuki negatif olmalıydı. Demek ki bu da değil. Hakikaten de aradığımız cevap C şıkkıymış. Yani bulduğumuzda sevinebilir miymişiz? Meğerse. Peki ne bulduk cevabı? C şıkkı. A, O, B, C kare A, D doğrusunun denklemi 3x-2 artı 36 bizden E noktasının absisini istiyor. Şimdi A, D doğrusunun madem denklemini vermiş o zaman eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verirsek e, 2'ye 36'dan y'ye kaç geldi? 18. Ha, demek ki y'yi kaçta kesecek? 18'de. Peki y'ye 0 verirsek 3x eksi 36'dan x'ine gelecek? Eksi 12. Ha, demek ki a'yı nerede kesecek? Eksi 12'de. Şimdi a'yı eksi 12'de kesiyorsa yani x eksenini ha, o zaman burası kaç birim arkadaşlar? 12 birim. E bu şekil bir kare. Ha, demek ki burada ne gelecek arkadaşlar? 12 birim. Peki d'nin ordinatı 18. 12'si buradaysa demek ki burada ne kaldı? 6. Şimdi benden ne istiyor? E noktasının apsisi. Yani şunu istiyor değil mi? Ne diyelim buna? X diyelim. X'i bulmaya çalışalım. Nereden bulurum? Talesten bulurum değil mi? Çok rahat. Hemen gözüken o bakın. 6'nın 18 oranı eşittir. X'in 12 oranı. Görüyorsunuz değil mi? Buradan ne geliyor? 6'ya böl. 2, 6'ya böl. 3 sadeleştir. 2 içler dışlar. X kaç geldi arkadaşlar? 4. Yalnız bu E noktası ikinci bölgede apsis negatif olur değil mi? Ha, o da kaç gelecek? Eksi 4. Yani cevabımız C şıkkı. D1 doğrusu ile orijinden geçen pozitif eğimli D2 ve D3 doğrularını sınırladığı kapalı bölge bir dik üçgen olup alanı 30 birim karedir. Buna göre D2 ve D3 doğruları ile D1 doğrusunun kesim noktalarından birinin orijine uzaklığı X birim olduğuna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Ha şimdi baya güzel bir soruya benziyor değil mi? Hiç şekil yok. Her şey sözel. Ne yapalım? Bunu bir çizelim önce. Doğrumuz neymiş? 3x artı 4 y eksi 60. X'e 0 var. 4 y 60'dan y'si 15. Y'ye 0 ver. X'i de 20 mi gelir? O zaman şöyle bir doğrudan bahsediyor değil mi? Y'si 15. X'i 20. Ne yaptım? X'e 0 verdim. Y'yi buldum. Y'ye 0 verdim. X'i buldum. Tamam. Bu doğru ile orijinden geçen pozitif eğimli D2 ve D3 doğruları yani sağ yatık iki tane doğru çizeceğim pozitif eğimli diyor. D2 ve D3 doğrularını sınırladığı kapalı bölgede bir dik üçgen olacak diyor. Ha o zaman şöyle bir şey olabilir değil mi misal? Bir tanesi şöyle olur. Değil mi? Hatta şöyle şöyle olsun. Şimdi tam böyle mevzu anlamaya çalışıyoruz. Şöyle olsun. Bir tanesi de böyle olsun. Bakın oldu dik üçgen. Şurası 90 olduğunu düşün de. Ha bakın ne oldu arkadaşlar? Bir dik üçgen oldu. Tamam. Bu da ne arkadaşlar? D2 ve D3 doğruları olsun. Tamam böyle bir şey olabilir. Peki, hala. diyor ki bu dik üçgen olup alanı 30 birim karedir. Ha bunun alanı kaç birim kareymiş? 30 birim kare. Buna göre D2 ve D3 doğruları ile D1, D1 hangisi de şu değil mi? Doğrusunun kesim noktalarından birinin yani şu ve şundan bahsediyorum. Orijino uzaklığı x birim olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam. Şimdi şunu hatırlıyor musunuz? Bir hatır diyelim. Şu 15 20 25 üçgeni güzel bir üçgen değil mi? Öklit de size bunu uzun uzun anlatmıştım. 15 20 25 üçgeninde yükseklik arkadaşlar şu yükseklik kaç birimdi? 12 birim değil mi? Nasıl buluyorduk? Öklit'in 3. kuralı unutulan kural diyorduk değil mi? İnşallah unutmadınız. Neydi o? Dik kenarların çarpımı eşittir. Hipotenüs çarpı yükseklik diyorduk. Hatırladınız değil mi? Şöyleydi kural. Hatta onu harf olarak da yazayım. Zaten görünce hatırlayacağınız. Hipotenüs C yükseklikte H olmak üzere. Ne diyordu öklit? Dik kenarların çarpımı. Hipotenüs çarpı yükseklik. Öklit'in üçüncü kuralı. Buradan H kaç geliyordu arkadaşlar? Sadeleştirsek 12 geliyordu. Size demiştik ki bu 15-20-25 üçgeni arkadaşlar sık sık sorarlar. Çünkü yüksekliği 12 geliyor unutmayın aklınızda dursun demiştik. İnşallah unutmamışsınızdır. E o zaman dikkat edin. Şurası kaç gelecek arkadaşlar? 12. Çünkü bakın burası ne oldu? 90. Ha 15 20 25 üçgeninde yükseklik burası 12 oldu. E o zaman ben şu kenarı bulurum. Çünkü ne diyor bana? Sınırladığı kapalı bölge bir dik üçgen olup yani bundan bahsediyor. Alanı 30 birim karedir. E şimdi ne yapalım? Şuraya A diyelim. Nedir alan? Dik kenarların çarpımının yarısı değil mi? Eşittir eşittir 30'dan 6a30'dan a kaç gelecek? 5a demek ki burada kaçmış? 5. O zaman 512, ha burada kaç geldi? 13. Değil mi? şu bizim meşhur çıkmış. 512 13. Şimdi neyi soruyor bize? Bu kesiştikleri noktalardan bir tanesinin yani ya bunun ya da bunun orijini olan uzaklığı. E, bunun orijini olan uzaklığı 12 birim. E, bunun orijini olan uzaklığı 13 birim. Hangisi olabilir demiş zaten? 12 yok şıklarda. 13 olabilir. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Yukarıdaki şekilde AB kenarı x ekseni üzerinde olan ABCD karesi ile y eşittir 2x ve y eşittir mx doğruları gösterilmiştir. Y eşittir mx doğrusu kareyi eşit alanlı iki parçaya ayırmıştır. Ha, yine bir hatır Artık bunu bildiğinizi tahmin ediyorum ama gene de bir hatırlatayım. Ne demiştik? Bir kareyi, bir dikdörtgeni, bir paralel kenarı ya da bir eşkenar dörtgeni. Eğer eşit alanlı iki parçaya ayıracaksanız o kullandığınız doğru parçası yani eşit alanın iki bölgeye ayırmak için kullandığınız doğru parçası mutlaka cisminizin ağırlık merkezinden geçmeli değil mi? Yani kare için neresiydi arkadaşlar bu? Köşegenlerin kesim noktası. Mesela gelip şunu çizerseniz işte karenizi eşit alan iki bölgeye ayırmış oluyorsunuz demiştik. Hatta diyorduk ki şu kenarları da simetrik bölüyordu değil mi? Bu buna eşit. Bu da buna eşit diyorduk. O zaman bu y eşittir mx doğrusu yani şu vatandaş eşit alan iki parça ayırıyorsa demek ki bu buna eşit olmalı. Bu da buna eşit olmalı ve şu kırmızı doğru da tam nereden geçmeli? Merkezden yani şu köşegenlerin kesim noktasından. Pekala tamam. E a'nın koordinatları 2'ye 0'mış. Ha o zaman şurası 2 birim. Benden ne istiyor arkadaşlar? M istiyor. Tamam bulur muyuz? Buluruz galiba değil mi? bakın y eşittir 2x doğrusu demiş ya. E dikkat edin D noktasının arkadaşlar y ekseni olan uzaklığı yani apsisi 2 birim değil mi? Çünkü şurası 2 olduğu için. O zaman D noktasının apsisi 2 ise ordinatı kaç gelecek? 4. Çünkü D noktası bu doğru üzerine denklemiş sağlamalı. X yerine 2 yazınca ordinat kaç geldi? 4. Ha, demek ki karenin bir kenarı kaç birimmiş? 4. O zaman arkadaşlar burası kaç olacak? 4 gelecektir. Pekala şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Eğim istiyor değil mi? Yani M'yi. M'yi bulursak bu doğrunun eğiminden ne yaparız? Olayı bitirebiliriz. Peki nasıl yapalım? E, şuraları harflendirerek yapacağız. Ne diyeceğim? Mesela şurasına ne diyelim arkadaşlar? T birim diyelim. O zaman burada T ise burada T olur mu? Peki karenin bir kenarı 4 diye. Burası T ise burası 4 eksi T olur mu? Ha Talesi görüyorsunuz değil mi? 2'nin 6'ya oranı eşittir. T'nin 4 eksi T oranı. Gördünüz değil mi? Bakın. 2'nin 6 oranı. T'nin 4 eksi T oranı. Sadeleştir. 3 içler dışlar. 3 T eşittir. 4 eksi T'den 4 T 4'ten T meğerse kaçmış? 1. O zaman T 1 arkadaşlar Demek ki şura 1, bura 2. Şimdi bu doğrunun eğimi şu açının tanjantı olmaz mı? O da 1 bölü 2 değil mi? Karşı bölü komşuda. Ha, demek ki M kaçmış? 1 bölü 2. Aradığımız cevap C şıkkı. Dik koordinat düzleminde y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu ile bir kenarı bu doğru üzerinde ve bir köşesi x ekseni üzerinde olan ABCD dikdörtgeni verilmiştir. ABCD dikdörtgenin çevresi 26 birim. B noktasının apsisi de 13'müş. O zaman hemen yazalım. Şöyle B noktasından aşağıya bir dik geleceğim. İşte arkadaşlar bu indiği noktanın ne diyelim B üstü diyelim mi? Hop orijine yani y ekseni olan uzaklığı kaç birimmiş? 13 birim. Pekala. Başka herhangi bir bilgi var mı? Yok. Buna göre dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bizim doğrunun eğimi kaç? 3 bölü 4 değil mi? X'in katsayısı yani eğim ne olacak? 3 bölü 4. Peki eğim neydi? Doğrunun x ekseni kestiği noktanın şu sağındaki açının tanjantı değil mi? Ha, şuraya alfa dersek demek ki tanjant alfa 3 bölü 4 Değiştim. Şimdi dikkat edin. Şu bu dikdörtgen ne? buralar kaçar derece arkadaşlar? 90'ar derece değil mi? O zaman ben şuraya 3K dersem. Bakın karşı burası. Ha, buraya ne demek zorundayım? 4K. Çünkü tanjant neydi? Karşı bölü komşu. E ordu Denizli Adana dik üçgeninde karşı AD 3K. Komşu OD 4K. O zaman OA'da ne olacak arkadaşlar? 5K. Ha, 3K 4K 5K. Pekala devam edelim arkadaşlar. Şimdi burası alfa ise hop yöndeş açıdan burada alfa olmaz mı? Neden? E malum arkadaşlar bu vatandaş buna paralel değil mi? Dikdörtgenin karşılık kenarları paralel. O zaman burası alfa ise yöndeş açıdan buradan olacak arkadaşlar. Alfa gelecek dedi. Peki hala devam edelim. Ne yapalım? Şimdi buraya da 3M diyelim. Değil mi? O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 4M. Ha 3M, 4M. Burada ne oldu arkadaşlar? 5M değil mi? Tanjant alfa karşı bölü komşu. Karşı BB üssü komşu AB üssü. E karşıya 3M derse komşu 4M. Dolayısıyla hipotenüsten oldu 5M. Şimdi iki tane denklem yazacağım. Soru bitecek. Denklem birisi şu. Şurası kaçtı arkadaşlar? 13'tü değil mi? Ha, 5K artı 4M eşittir 13. Pekala. Diğer denklem ne? O da dikdörtgenin çevresi. Kaç vermiş? 26 mı? Ha, o da 5M artı 3K. Bakın 5M artı 3K. O da eşittir. Kaç olmalı? 13. Çünkü kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 26 ise demek ki kısa kenar artı uzun kenar kaç olmak zorunda? 26'nın yarısı 13 olmak zorunda. Şimdi ben bu denklemi çözerim de sanki ya gerek de yok gibi. Hemen gördüm ben. Siz de görebildiniz mi? Bakın M'ye 2 K'ye 1 desem sağlıyor değil mi? Bakın 8, 5, 13 13, 13. Hakikaten de sağlıyor. Çözme bile gerek kalmıyor. E süper. K1 M2'miş. 2 Neyi soru bize? Dikdörtgenin alanı. E tamam artık dikdörtgenin alanı rahatlıkla bulduk. Bakınız 5M uzun kenar. M'yi kaç bulmuştuk? 2 mi? Demek ki burası 10. Kısa kenar 3K. K'yı 1 bulmuştuk. Demek ki burada 3. 10 çarpı 3 30. Aradığımız cevap B şıkkı. Dikdörtgen biçiminde 3 eş ahşap blok şekil 1 ve şekil 2 de gösterildiği gibi koordinat düzlemine yerleştiriliyor. Şekil 1'de orijin ve A noktasından geçen doğrunun eğimi M1. hemen gösterin. Orijin ve A noktasından geçen doğru bu değil mi? Ha, bunun eğimi M1'miş. Şekil 2'deki orijin ve B noktasından geçen o da bu. Bunun da eğimi arkadaşlar M2'miş. 1 bölü M1 eksi 1 bölü M2 3 olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarının oranı. Şimdi kısa kenara A diyelim. Uzun kenara B diyelim. Kısa kenara A dedik. Uzun kenara B dedik. Şimdi bu doğrunun eğimi neydi? X eksenini kestiği noktanın sağındaki açının yani şunu tanjant. O zaman söyleyin tanjant harfi. A bölü 2B artı A. Demek ki bunun eğimi M1. A bölü 2B artı A. Şimdi gelelim buraya. Kısa kenara A uzun kenara B demiştik değil mi? o zaman şu açının tanjantı o da eğim 2'yi verecek. Karşı B Komşu 2A. Özür dilerim. 2B. Özür dilerim. Şurası A değil mi? Hiç 2A artı B. Tamam. 1 bölü M1. O zaman 1 bölü A bölü 2B artar. Ne yapar? 2B artı A bölü A yapar mı? Eksi 1 bölü M2. Yani 1 bölü B bölü 2A artı 1. Yani o da 2A artı B bölü B yapar mı? Eşittir. Kaçmış? 3. E payda eşitleyelim. E Ve soru bitsin. Bunun paydasını B ile bunun paydasını da A ile. Ne geliyor? 2B kare artı AB. Dikkat edin. 2A kare ama önünde eksi var. Eksi 2A kare. Artı AB ama önünde eksi var. Eksi AB. Bölü AB. Eşittir. Kaç gelecek? 3. AB'ler gitti mi? Gitti. İçler dışlar yapalım. 2B kare. Eksi 2A kare. Eşittir 3AB. Onu da bu tarafa atalım. Eksi 3AB eşittir 0. Ha ben bunu çarpanlarına ayırırım ya. 2B kare. Eksi 3AB. Eksi 2A kare eşittir 0 dersem sanki çarpanlarını ayrılıyor değil mi? Hadi bakalım nasip. 2B'ye B desek 2A'ya H'ya 2A dersek oluyor bakın. Şunu eksi bunu artı deyip böyle çaprazlama yazarsak eksi 4AB artı AB eksi 3AB ortaya verdi mi? Yazarken düz yazıyorduk. Bakın şuraya yazalım. 2B artı A'ya B eksi 2A eşittir 0. E ayrı ayrı sıfır eşitlersen buradan 2B artı A eşittir sıfırdan 2B eksi A olur. B eksi 2 A eşittir sıfırdan da B'ne gelir 2 A mı gelir? Şimdi 2B eksi A eşit olamaz. Çünkü A ile B kenar uzunluğu değil mi? Bunlar negatif olamaz. Ha demek ki B olmalı? 2 A olmalı. Yani bizim uzun kenar meğerse neymiş? 2 A'ymış. Neyi soruyor? Dikdörtgenin uzun kenarının yani 2 A'nın kısa kenarı yani A'ya oranı o da 2. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Bakın güzel bir soruymuş. Eğim yazıyorsunuz. Sonra gerisi amelelik, matematik. Bu tip böyle işlemsel soruları seviyorsanız güzel bir soru. Ya hocam geometride böyle soruları hiç ben sevemedim diyorsanız da eziyet işlemsel bir soru. Ama her iki durumda da arkadaşlar güzel bir soru. Neymiş cevap? D yani 2. Başlangıç noktası O olan dik koordinat düzleminde bir ABCD karesi verilmiştir. OC doğrusunun denklemi Y eşittir 3X. Hadi çizelim. O C doğrusu yani bu değil mi arkadaşlar? Aa bunun denklemi neymiş? Y eşittir 3x. Pekala. Olduğuna göre OB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi O C doğrusunun denklemi Y eşittir 3x ne demek arkadaşlar? Demek ki bu doğrunun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açının yani bunun tanjantı 3 demek değil mi? Çünkü tanjant bana neyi veriyordu? Eğimi veriyordu. Pekala. Şimdi o kenarda dursun. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu bir kare olsun. Şöyle bir tane dik üçgen çizdiniz. Sonra bunu kısa kenarını uzattınız. Buradan bir dik geldiniz. Ne diyorduk? Bu dik üçgenle bu dik üçgen eşti. Ha? Sebebini artık çok iyi biliyorsunuz. Buralara A, buralara B dersek A artı B 90. Köşe 90. Demek ki bura A, bura B. Açılar aynı. Benzer. 90 karenin kenarına, 90 karenin kenarına bakıyor. Yani aynı uzunluğa bakıyor. Eş. Dolayısıyla A'nın karşısına X, B'nin karşısına Y dersek burada da A'nın karşısı X, B'nin karşısı Y olur. Hatta size diyordu ki bunu devam ettirirseniz burası x burası y olur. Devam ettirin. Burası y burası x olur diyorduk. Değil mi? Öyle sırayla ne yapar diyorduk? Dolanır diyorduk. Onun için analitik geometri sorusunda bir kare görürseniz etrafını dolayın diyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın zaten şurada bir dik üçgenimiz var mı? Var. Ha, ne yapalım? Şuna uzuna x diyelim. Kısaya y diyelim mi? O zaman şunu şöyle çizin. Hatta a b diyelim de. Şu denklemdeki x ve y'lerle karışmasın. Buna a diyelim. Buna b diyelim. O zaman dikkat edin burada da bir dik üçgen var mı? Ha buna A buna B diyelim. E dikkat edin. Burada da bir dik üçgen var. Buna A buna B diyelim. E dikkat edin. Bunu böyle çizersem. Burada da bir dik üçgen var. Bura B. Burada A olsun. Pardon özür dilerim. Ters yazdım. Bura B. Burada ne olacak? Pardon ters yazdım. Ha şurada zaten ters yazmışız değil mi? A B. Buna A. Buna B. Buna A. Buna B. Evet buna A. Buna da B diyelim. Yani bu şekilde ne yapıyorduk? Etrafını doluyorduk. Şimdi dikkat edin. Şu açının tanjantına. Sorunun başında ne demiştik? 3 demiştik değil mi? Çünkü doğrunun eğimi kaç? 3. Pekala yani o zaman ben şuradan şöyle bir dik gelirsem ben tanjantını bulurum. Dikkat edin şurası karşı A artı B değil mi? E şurası da komşu bakın yukarıda B değil mi? Ha, demek ki A artı B bölü B Kaç eşit olacak arkadaşlar? 3'e. İçler dışlar A artı B eşittir 3B'den. A ne geldi arkadaşlar? 2B. Ha, meğerse A ne eşitmiş? 2B. O zaman şu A yazdığım bütün değerlerin yerine ne yazabilirim artık? 2B yazabilirim. Şimdi neyi soruyor bana arkadaşlar? Dikkat edin. O ve B noktalarından geçen doğrunun eğimini istiyor. O zaman ben şunu şöyle çizersem. işte bu doğrunun eğimini istiyor. Bulabilir miyim? Bulurum. Nereden bulacağım? Önce eğimden. X ekseni kestiği noktanın sağındaki açı. Yani şunun tanjantını mı bulacağım? Ya dikkat edin. Karşısı 2B komşusu 3B oldu değil mi artık? Ya o zaman karşı 2B komşu 3B ne oldu? 2 bölü 3. Demek ki bu doğrunun denklemi y eşittir. 2 bölü 3x yani cevabımız a şıkkı gelecektir. Merkezi y ekseni üzerinde bulunan ve x eksenine teğet olan bir çember çiziniz. O analitikte çember de çıkıyormuş. Vay arkadaş kurtulamadık değil mi? Geometride böyle arkadaşlar. Hiçbir konudan kurtulamıyorsunuz. Bir sonraki konuda mutlaka bir önceki konulardan soru çıkıyor. işte gene çember karşımıza çıktı. Ne diyor? Merkezi y ekseni üzerinde bulunan ve x eksenine teğet olan bir çember çiziniz. Hadi çizelim. Herhalde şöyle bir şey olacak değil mi? Merkezi y ekseni üzerinde x eksenine teğet bir çember. E işte şöyle bir şey. Tamam. Eğim 2 olan ve orijinden geçen bir doğru çiziniz. Çizelim. Şöyle bir şey değil mi? Eğim 2 ve orijinden geçecek. Tamam bunu da hallettim. Doğrunun çemberi kestiği noktalardan birinin apsisi 4 olsun. Şimdi birisi zaten şurası. Bunun apsisi 0. Ha, demek ki buranın da apsisi kaç olacak arkadaşlar? 4 olur. Şimdi dikkat edin apsisi 4 ise zaten orijin şey ordinatı da kaç gelecek? 8. Niye? Çünkü bu doğrunun eğimi 2 ya. Ha, o zaman bunu denklemi y eşittir 2x orijinden de geçtiği için. E, x yerine 4 yazarsak y'si de otomatik kantiye şey olacak 8. Okey. Buna göre çemberin yarı çapını soruyor. E bitti. Nasıl bitti? Şu vatandaş çap değil mi? E dikkat edin şunu şöyle çizersem çapı gören açı. Ha burası 90 derece. Bakın burası kaç geldi arkadaşlar? 90 derece. Şimdi niye bitti mevzu hemen anlayacaksın. Şuradan şöyle bir dik gelelim Burası apsis 4. Burası ordinat 8 değil mi? Şimdi bakın bunu karşıya taşıyayım. Hop şuradan şöyle bir dik geleyim. Bakın burası 8 ise burada 8. Burası 4 ise burada kaç gelecek? 4. E tepede 90 tabanda 90 o zaman öklit. 4'ün karesi 16. E, 8 çarpı 2. Ha, şu minik yerde kaçmış? 2 değil mi? 2 kere 8 eşittir. H kare yani 16. O da kaç geldi? 4. Var mı problem? Yok. Süper. Çap kaç geldi? 10 geldi değil mi? Yalnız bana yarı çapı soruyor. O zaman o da 5. Aradığımız cevap B şıkkı. Çevresi 24 birim olan ABCD karesinin A ve B köşeleri x ekseninin üzerindedir. B ve D noktalarından geçen doğrunun denklemi, AC noktalarından geçen doğrunun denklemi falan feşmekan. Şimdi D ve B noktalarından geçen doğrunun arkadaşlar grafiği şöyle bir şey. Şimdi ben bunu çizdiğim zaman ha zaten eğimi buldum. Neden? Bakın şurası 45 derece değil mi? Dikkat edin. Size ne diyorduk her zaman? Bir doğrunun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açısı eğimi açısını verdi. Değil mi? E bura 45 ise burası 135 derece değil mi? Ha demek ki bu doğrunun eğim açısı 135. O zaman eğimi ne olacak? Tanjan 135. Yani o da kaç gelecek? Eksi 1 gelecektir. E eğim arkadaşlar ben zaten bu doğrudan bulamaz mıyım? Neydi eğim? Eksi x'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Hatırlıyoruz değil mi bunu? Doğrunun denklemini verdiyse eğimi nasıl buluyorduk? Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısına. O da eşittir. Ne olacak? Eksi 1. Bakın eksiler gitti. 2 eksi K. Birden K kaç geldi arkadaşlar? 1 geldi. Demek ki K kaçmış? 1. O zaman gelir ben K yerine 1 yazarsam X artı Y eksi 4 oluyor. Demek mi? K yerine 1 yazarsam eşittir 0. Aa, demek ki bu doğrunun denklemi buymuş arkadaşlar. Hadi eksenleri kestiği noktaları bulalım o zaman hızlıca. X'e 0 verin. Y'yi 4'te kesiyor. Demek ki burası 4. Y'ye 0 verin. X'i 4'te kesiyor. Demek ki burası da 4. a demek ki burası 4 birim. Burada kaç birimmiş arkadaşlar? 4 birim. E, çevre 24 ya. Ha, bir kenarı 6. Demek ki burası 2. Bura 6. Bura 6. Bura 2. Bura da 4. Şimdi ne istiyor benden? A ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi. E şimdi ben A ve C noktalarından geçen doğrunun denklemini çok rahat bulurum. Grafiği bu değil mi arkadaşlar? E dikkat edin bunu çizdiğinizde zaten direkt şurası 45 değil mi? Köşegen değil mi? O zaman bir kere bunun eğimi kaç olacak? 1. Bir. bir de geçtiği bir nokta bulalım. Eğimden başka. bakın şu C'yi kullanalım mı? Bakın apsisi 4, ordinatı 6. Aa e 6 noktasından geçiyor. Eğimi 1. Ya da isterseniz şu A'yı da kullanabilirdiniz. -2 0 değil mi? Eksi 2'ye 0 noktasından geçiyor. Eğimi 1. Gidip de ben bunun denklemini yazmayacağım. Şıklardan gideceğim. Eğimi kaç olacak? 1 değil mi? Bakın Adana olur. Bursa olur. Ceyhan olur. Denizli olmaz. Denizli'nin eğimi eksi 1. Edirne olmaz. Eğimi eksi 1. Şimdi ne yapacağım? 4'e 6 noktasını sağlatacağım. X yerine 4 yaz. Y yerine 6 yaz. Sağlıyor. Demek ki cevap neymiş? A. Yerlerine bakarsanız hakikaten sağlamadığını görürsünüz. Demek ki arkadaşlar A ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi neymiş? X eksiye artı 2 gelecektir. Şimdi artık doğru denklemini yazmayı çok iyi bildiğimiz için ne yaptım? Onunla vakit kaybetmedim. Eğim belli. Üzerindeki nokta belli. Direkt şıklardan gittim. Siz de zaten öyle yapın. Baktınız eğimi buldunuz. Noktayı da buldunuz. Gidip de niye denklemi yazıyorsunuz? Zaten o yazdığınızı şıklarda aramayacağınız mı? Baştan şıklarda arayın değil mi? Eğimi ve noktayı sağlayan Doğruyu şıklarda bulun. Hiç yazmakla uğraşmayın. Biliyorsunuz sizin gireceğiniz sınav bir yazılı değil arkadaşlar. Doğru şıkkı işaretleme sınavı. Sizin nasıl bulduğunuzda pek ilgilenmiyorlar. Onun için siz noktayı eğimi bulduktan sonra direkt ne yapın? Şıklardan doğrunun denklemini bulun. Pekala ne bulduk cevabı? A şıkkı. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan O, A, B, C eşkenar dörtgeni verilmiştir. Bu eşkenar dörtgen A köşesi etrafında B köşesi x ekseni üzerine gelene kadar döndürülüyor. B'nin koordinatları 18-12 olduğuna göre orijinden ve C üstü noktasından geçen doğrunun denklemini istiyor bizde. Şimdi ne yapalım önce şu 18-12 noktasının kerameti neymiş onu bir anlamaya çalışalım değil mi? Hemen şuradan aşağıya bir dik geliyorum. Bu bana neyi verecek arkadaşlar? Ordinatı. Ordinatı kaçmış? 12. Peki apsisi kaç? 18. Ha, demek ki şuradan şuraya da kaç olacak arkadaşlar? 18 birim. Peki neyi biliyorum? Bu bir eşkenar dörtgen. O zaman şöyle yapalım. Bir kenarına A diyelim mi? O zaman burası A ise burada A olur. E, tamamı 18'di. Buraya ne kalır? 18 eksi A. Ha, şimdi bakın şuradaki Pisagor'u görüyor musunuz? Hemen Pisagor yazar. A'yı bulurum. Ama ben Pisagor yazmam değil mi? Bakın A'ya 13 derseniz 5, 12, 13. Ha, denklemi sağlıyor. Ne diyorduk size hep? Önce bir meşhurları deneyin. Olmazsa zaten Pisagor yazarız. O cepte. Onu en sona bırakın. E bir kenarı 12 olan bildiğim en meşhur dik üçgen de 5, 12, 13. Hakikaten de A'yı 13 verince denklemi ne yaptı? Sağladı. Demek ki arkadaşlar eşkenar dörtgenimizin bir kenarı kaçmış? 13 birim. Yani şurası 13. O zaman bakın burası 13. Pekala. Şimdi C üstüne bakalım. E şimdi C üstüne de ben aynı taktiği uygulasam. Değil mi? Şuradan aşağıya bir dik gelse o da arkadaşlar ne olacak? Bunun aynısı olacak. Niçin? E şimdi bakın bu 12. Aynı zamanda bizim eşkenar dörtgenin yüksekliği değil mi? Ha, eşkenar dörtgeni çevirdiğinizde e yine eşkenar dörtgen. Dolayısıyla yüksekliği değişmeyecek. Gene burası kaç gelecek arkadaşlar? 12. Peki bir kenarı kaçtı arkadaşlar? 13. Demek ki burada 5. Ha, buraya da ne kaldı? 8 değil mi? Bir kenar 13. Şimdi OC üstünün eğimini bulmamız lazım. E kolay. X eksenini kestiği noktanın sağındaki açısının tanjantı bana eğimi verecek. Yani eğim tanjant alfa ne geliyor? Karşı 12 komşu 13 8 daha 21 mi? 12 bölü 21. Onu da 3 ile sadeleştirirsek 4 bölü 7 mi? Demek ki bu doğrunun denklemi y eşittir. 4 bölü 7x yani aradığımız cevap b şıkkı. Dik koordinat düzleminde x artı 2 x 4 eşittir 0 doğrusu eksenleri a ve b noktalarında kesmektedir. A, B, C, D, K, L, M, C. dikdörtgenleri eşmiş. Ha bakın A, B, C, D, K, L, M, C. tamam. Dikdörtgenleri eş. B, L çaplı. Ha, B, L çaplı çember çizilip bazı renkler maviye boyanıyor bazı yerler. Pekala. Mavi renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Tamam şimdi şu doğruyu vermiş bize. A, B noktalarından geçen doğruyu. E bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulabiliriz. X'e 0 verin. 2, Y, 4'ten Y'si kaç geldi? 2. Demek ki burası 2. Şimdi Y'ye 0 verin. X'i kaç geldi? 4. Süper. Ha bakın burası 2, burası 4 ise şurası kaç gelecek? 2 kök 5 değil mi? Demek ki bizim dikdörtgeni kısa kenarı 2 kök 5'miş. O zaman hop buradan olacak arkadaşlar 2 kök 5. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Dikkat edin. Şuraya A desem. Buraya B desem. A artı B kaç derece? 90. Şimdi şurası 90 ya. E bura A, bura 90 ise bura B. E, malumunuz bura 90. Ha, o zaman burada ne gelecek? Ha, hocam şura niye 90 oldu? Şu köşeye. E çapı görüyor değil mi? Ya da dikdörtgenin dış açısı. Artı nasıl görürseniz görün. E şimdi dikkat edin. Şu dik üçgenin açıları AB. Bu dik üçgenin açıları AB. O zaman bunlar ne oldu? Benzer üçgenler. Peki A 2'ye bakarken B kaça bakıyor şu üçgende? 4'e. demek ki dik kenarlar birbirinin 2 katı olacak. O zaman A 2 kök 5'e bakıyorsa B yani KL kaça bakacak arkadaşlar? 4 kök 5'e. O zaman artık sanki soruyu bitirdik gibi de mavi bölgelerin ne istiyordu benden? Toplam alanı mı istiyordu? Nasıl bulabilirim arkadaşlar mavi bölgelerin alanını? Şöyle bulabiliriz değil mi? Bakın şöyle yeşile boyayayım. Oradan anlatayım. Şu bölgenin alanını bulurum. Bakın yeşille boyuyorum. Bu bölgenin alanını bulurum. Ondan sonra bunu bulduktan sonra şu turuncu arkadaşları çıkartırım. Peki yeşilleri bulmak kolay mı? Kolay. Yeşiller iki tane dikdörtgen değil mi? Hemen bir tane dikdörtgenin alanı bulalım. Bakın dikdörtgenin uzun kenarını 4 kök 5 bulmuştuk değil mi? E, kısa kenarı 2 kök 5. Çarparsam kaç kapı yapıyor? E, 4 kök 5. Çarpı 2 kök 5. 40 yapıyor değil mi? Yalnız kaç tane dikdörtgen var burada? 2 tane. Çarpı 2. Eksi diyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu turuncuya boyadığım yerleri bulacağım. Peki onu nasıl bulurum? Ona bakın şöyle bulurum. Şu yarım daireyi görüyor musunuz? Ha, bu yarım daireden gelir şu dik üçgeni çıkartırsam geriye turuncular kalır. Şimdi dikkat edin. Şu BL'yi buluruz. 2 kök 5 karesi 20. 4 kök 5 karesi 80 topla 100. Demek ki BL 10. Ha, yarı çap kaç geldi? 5. O zaman ne diyeceğim? Pi R kare bölü 2. Yarım daire olduğu için eksi. Şu siyaha boyadığım dik üçgenin alanı. O da 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2. Bu kadar. Ne yaptım? Önce yeşille boyadığım iki tane eş dikdörtgenin dörtgenin toplam alanını buldum. Sonra bunlardan şu turuncu parçaları çıkartacağım dedim. O turuncu parçaları da nasıl buldum? Yarım daireden şu siyah dik üçgeni çıkartarak. Evet birazcık eziyet bir sorumuş. Ne? Işte. ne geldi burası arkadaşlar? 42 ile çarp 80 eksi 25 pi bölü 2 eksi eksi artıya döndü. Burası kaç geliyor arkadaşlar? 20 mi? Ha, şu pi yazmayı unutmayın. O zaman ne geldi o da? 100 eksi 25 pi bölü 2. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Dik koordinat düzleminde o ABC dik dörtgeni o köşesi sabit kalmak şartıyla şekildeki gibi 45 derece döndürülerek o EFD dik dörtgeni elde ediliyor. A ile B pozitif sayılanmış. Tamam. Buna göre OF doğrusun eğim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi B'nin koordinatlarını A'ya ya B. Bu ne demek? Buradan aşağı şöyle bir dik gelirsem. Ordinatı B. Ha, şurası da zaten ne oluyor? Absisi yani buradan olacak? A olacak. Peki şekli ben döndürdüğümde arkadaşlar bu uzunluklar değişir mi? Hayır. Demek ki şu kısa kenar B. Bu uzun kenarda neymiş arkadaşlar? A. Pekala. Şimdi benden ne istiyor? OF doğrusun eğimin istiyor. Ha o kolay. Ne diyorduk? OF doğrusun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açısının yani şu mora boyadığım açının tanjantını bulursak eğimini bulmuş oluruz. Eğim neydi arkadaşlar? Tanjant. Öyle değil mi? O zaman hedefimiz bu mor açının tanjantını bulmak. Pekala şimdi şurada bir 45 var ya. O 45'i gördüm. Hiç dayanamam. Hemen karşısına dik geliyorum. Bakın E'den şu karşıya dik geliyorum. Bakın şu A'yı silelim artık. Kafa karıştırmasın. Şimdi 90'ın karşısı A ise 45'lerin karşısını bulabilirim değil mi? A bölü kök 2. Şimdi A bölü kök 2 kesirli ifade hiç hoş durmuyor. Şöyle yapalım. O zaman buna A'ya B demiş ya soruyu yazan. Ben şöyle yapayım. A kök 2'ye B kök 2 diyeyim. Hocam öyle kafamıza göre genişletebilir miyiz? E, tabii ki de. Ben sorunun finalinde ne yapacağım? Tanjantı bulmak için. Karşıyı komşuya böleceğim. E, karşıyı komşuya bölünce zaten sadeleştirme yapacağım. O genişlettiğim sayılar ortadan ne yapacak? Kalkacak. Onun için arkadaşlar direkt o adam A'ya B dese bile siz ona A kök 2'ye B kök 2 diyebilirsiniz. Neden? Bir daha söylüyorum. Çünkü sorunun finalinde mor açının tanjantını bulacağım. Yani karşısını komşuya böleceğim. Oranlayacağım. Dolayısıyla ne kadar genişleteyim, genişletirsem genişleteyim. En sonunda oranı sabit, e, sadeleştirdiğim için o oran ne olacak? Gene sabit kalacaktır. Onun için buralara A kök 2, B kök 2 demenin hiçbir sıkıntısı yok. Peki niye A kök 2, B kök 2 dedim? E çünkü 90'ın karşısı A kök 2 ise bakın 45'i karşısı A ve 45'i karşısı burada ne olacak? A olacak değil mi? Artık tabii şununla işim kalmadı. Çünkü ben buraya A kök 2 B kök 2 yaptım. Pekala. Bunu ben devam ettirsem şöyle yukarıya doğru ve şuradan bir dik gelsem. Hatta bakın şunu şöyle biraz daha ufak yazalım. Bu kenar ne oldu? B kök 2 dedik değil mi buraya? Hop şöyle bir dik gelsem. E burada 45 değil mi? E dikkat edin gene burada bir 90 45 45 oldu mu? Ha 90'ın karşısı B kök 2 ise buralarda BB geldi mi? Şimdi arkadaşlar o mor arkadaşın Tanjantını bulacaktık değil mi? Hemen şöyle bir şey yapıyorum. Şuradan bir dik geliyorum ki karşısına bir dik gelelim. Karşı bölü komşu yazalım. Bakın karşı kenarı buldum bile. Nereden bulduk? E dikkat edin şurası A artı B değil mi? Ha, bura A artı B ise bu vatandaş da A artı B. Süper. Şimdi sırada ne var? Komşu yani şurada. Bunu da bulursam soru biter. E şimdi yukarısı B ise aşağı B değil mi? Ha, buranın tamamı A idi. B'si buradaysa burada ne kaldı? A eksi B mi? İşte şu dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? Mor açının tanjantı. Ne diyeceğiz? Tanjant mor açı. Karşı A artı B. Komşu A eksi B. Ha, demek ki arkadaşlar o OF doğrusun eğimi neymiş? A artı B bölü A eksi B. Cevabımız E şıkkı. ABCD deltoidi şekil 1'de gösterildiği gibi dik koordinat düzlemini iki kenar eksenler üzerine olacak şekilde yerleştiriyor. bu bir deltoidmiş. O zaman bu vatandaş buna eşit. Bu da buna eşit. Ve bunun da şu köşesi kaç derece? 90 derece. O zaman burada da yapabiliriz. Bakın burası 90 derece. Bu vatandaş buna eşit. Bu da buna eşit. Pekala. Bu durumda AC noktalarından geçen doğrunun eğimi 1'dir. Ha, hakikaten öyle olur değil mi? Neden? Çünkü AC noktalarından geçen doğru. Bizim deltoidin bir köşeden diğer köşeye giden köşegen değil mi? Hatırlayınız bu köşegen ne oluyordu? Açı ortay oluyordu değil mi? E zaten burada açı ortay olunca 45-45 olacak. O da tanjant 45 eğim yani 1 olacak. Evet hakikaten doğru. Daha sonra bu deltoid şekil 2'de gösterildiği gibi koordinat düzleme yerleştirildiğinde ise orijinden ve B noktasından geçen doğrunun eğimi 1 artı kök 3 bölü kök 3 oluyor. Ha, değişik bir şeymiş o ya. Ne diyor? Orijin ve B noktasına. Yani şundan bahsediyor değil mi? Bu doğrunun eğimi de 1 artı kök 3 bölü kök 3 oluyormuş. Yani şöyle olmaz mı? Ya da neyse dursun bakalım sonra ayarlarız. Yukarıdaki verilere göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şuradan faydalanalım. Dikkat edin ben şöyle bir şey yapsam. Hop şuradan şöyle bir dik gelsem. Sanki eş üçgenler oluşturun. Bakın şu vatandaşla bu vatandaş eş olur. Niçin? E dikkat edin şu kenarları zaten ortak. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bakın şöyle bir şey yapalım. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. A artı B 90 mu? E köşe 90. Bura B ise bura A. Burada B. Ha ne oldu? Açılar aynı. E 90'ların karşısı aynı. Dolayısıyla bunlar ne oldu? Eş oldu. Peki şu A'nın karşısına M diyelim. B'nin karşısına da N diyelim. O zaman A'nın karşısı M. B'nin karşısı N. Şimdi bakın şuradan aşağı şöyle bir dik gelsem. Demek ki burası M artı N. Ve şurası komple ne oldu arkadaşlar? M. Ne? Çünkü yukarısı M oldu. Ha, yani o zaman bu doğrunun artık eğimini buldum ben. Karşı M artı N. Komşu M. O da eşittir. Doğrunun eğimi. Ha, 1 artı kökü 3 bölü kök 3. E sanki bakın m'yi n'yi bulduk gibi değil mi? m'ye kök 3 n'ye 1 derseniz oluyor değil mi? Bakın m'ye kök 3 n'ye 1 dersem hakikaten kök 3 artı 1 bölü kök 3 geldi mi? Tamam süper. Şimdi artık bunu da bildiğimize göre neyi soruyor bize? B, C, D açısının ölçüsü. Hemen şimdi bunları arkadaşlar yerleştirelim. M dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Şurası bakın. Kök 3, N, 1. Burası kök 3, burası bir. Peki bu 1ken burası kök 3. Size tanıdık geliyor mu? Ha 30 60 90 üçgeni değil mi? Benim şu A B dediğim şeyler esasında neymiş arkadaşlar? B 30 dereceymiş. A da 60 dereceymiş, değil mi? Ha, o zaman artık soru bitti. Hemen ne yapalım? Yerleştirelim. Bakın şurayı temizleyeceğim arkadaşlar. Rahatça göründü. Burayı bir, burayı kök 3 bulduk. Burası 60. Burası 30 dedik. O zaman burası 60 ise burası 120 olmaz mı? E zaten burada 120. Deltoid'de karşılıklı açılar birbirine eşit. ve şuranın da 90 olduğunu zaten şuradan biliyorduk. 120, 120, 240. 90 da burada 330. 360'dan 330'u çıkartırsak. Demek ki C köşesi kaç dereceymiş? 30 derece. Aradığımız cevap C şıkkı diye eksi 3x doğrusu verilmiş bize. KL 25 birimmiş. Diyor ki dik koordinat düzleminde bu doğrunun grafiği verilmiştir. Buna göre AL kaç birimdir diye soruyor bize. AL şunu soruyor değil mi? Nereyi vermiş? KL'yi vermiş 25'ti. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir güzellik var. Bu güzelliği görmek birazcık zor. Aklınıza gelmeyebilir. Nedir o güzellik? Bakın şurada kaç derece? 90. Burada 90. Karşılıklı iki tane 90 geldi. Görüyorsunuz değil mi? Kastamonu, Ordu, Lüleburgaz, Adana dörtgeninde. Şimdi size bir hatır yapacağım ben. Neyi hatırlatacağım? Kirişler dörtgeni. Hatırlıyor musunuz? Bir çember üzerinde rastgele 4 nokta. Hiç fark etmez. Alıp bunları böyle birleştirdiğinizde oluşan dörtgene biz kirişler dörtgeni diyorduk. Neydi özelliği? Karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. Hatırladınız değil mi? İşte buraya da A. Buraya da B dersek. A ile B'nin toplamda gene kaç dereceydi? 180 derece. Bunun tersi de doğruydu. Karşılıklı açıların toplamı. 180 derece olan dörtgenler kirişler dörtgenidir. Ve etrafına çember çizilebilir diyorduk. Şimdi dikkat edin bizim Kastamonu, Ordu, Lüleburgaz, Adana dörtgeni de Bura 90, bura 90. Ha karşılıklı açıları toplamı 180 mi? O zaman ben bunun etrafına şöyle bir çember ne yapabilirim? Çizebilirim. Hocam peki bunu niye yapıyoruz biz? Şimdi bakın şunu uygulamak için. Bana bu doğrunun eğimini vermiş değil mi? Bu doğrunun eğimini söyleyin bana. 4 y eşittir 3x deriz. Y eşittir ne gelir? 3 bölü 4x gelir değil mi? Ha, bu doğrunun eğimi ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 4. Peki eğim neydi? Tanjant alfa. Alfa ne? İşte şuradaki açının tanjantı değil mi? tanjant alfa kaç? 3 bölü. Şimdi bakın ben bu alfayı buradan alıp hop buraya taşıyacağım. Hocam nasıl yaptınız onu? Çevre açıdan yaptık değil mi? Bakın burası alfa ise şu karşıdaki yay 2 alfa olmaz mı? E zaten bu vatandaş da orayı görüyor. Buradan oldu arkadaşlar alfa. E tanjant alfa 3 bölü 4 ise demek ki ben buraya 3K dersem komşu 4K. Hipotenüs de ne olur 5K. E zaten 5K'yı vermiş bana 25'ti. 5k 25'ten k kaç geldi? 5. Bana ne lazım? 3k. Aa o da 15. Cevabımız C şıkkı gelecektir. Bakın birazcık gıcık bir soruymuş değil mi? İnsan hiç aklına gelmez. O alfayı oradan alayım, oraya taşıyım. Tanjant alfayı dik üçgende yazayım. Yani eğimden tanjant alfa. Tanjant alfa'dan da dik üçgenin kenarlarına geçeyim. Pek insanın aklına gelecek bir şey değil. Ama zaten bu testlerin amacı ne? Akla gelinmeyenin getirmek. Artık siz bunu gördünüz ya hemen şu gelecek aklınıza ya karşılıklı açılar toplamı 180 ise ben bunun etrafına çember çizebilirim. Etrafa çember çizebiliyorsam da açıları çevre açıdan merkez açıdan ne yapabilirim taşıyabilirim diye düşüneceksiniz. Artık bu soru size ne oldu? Bir tecrübe oldu arkadaşlar. Yeni bir fikir oldu. Belki bu ana kadar hiç böyle bir şey kullanmak aklınıza gelmiyordu. Ama artık buradan sonra ne yapacak? Gelecek. Geometrinin güzelliği bu arkadaşlar. Geometri evet belli kurallara bağlı ama birazcık da işin yanında ne var? Hayal gücü var. Yani bu soruyu yazan vatandaş harika bir hayal gücüne sahip değil mi? Nereden neyi nereye bağlamış arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. İyi kavrayın. Peki cevabımız 15 yani C şıkkı. Dik koordinat düzleminde birinci bölgede ABCO dikdörtgeni çiziliyor. B16, M1 M2'den küçük olmak üzere orijinden geçen y eşittir m1x ve y eşittir m2x doğruları ABCO dikdörtgeni 3 eşit alanlı bölgeye ayırıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Ha. 3 eşit alanlı bölgeye ayıracağız değil mi? Mesela şöyle olabilir. Göz kararı çizeceğim. Sonra onun sayısal değerini yapacağım. Mesela birisi böyle olabilir doğrunun. Diğeri de işte şöyle olabilir değil mi? Eşit, evet. Ne oldu arkadaşlar? Bunun eğimi m1 yani y eşittir m1x. Bu da y eşittir m2x. Hocam bunun m1 bunun m2 olduğunu nereden biliyorsunuz? E, m1 m2'den küçükmüş değil mi? Ne diyorduk size? x eksenine yakınsa doğrunuz eğimi y eksenine yakınsa doğrunuz eğiminden daha küçük olur değil mi? Yani şöyle şu tam göbekten geçen neydi? y eşittir x'ti değil mi? Eğer bunu arkadaşlar x eksenine yaklaştırırsanız eğimi ne oluyordu? 1'den küçük oluyordu. Şöyle y eksene yaklaştırırsanız da eğimi ne oluyordu? Birden büyük olur. E, m2 m1'den büyük olacaksa demek ki m2 m1'e göre y eksenine daha yakın olmalı diyorduk. Hatırladınız değil mi bu mevcut. Peki ne iş yarıyor bu doğrular? Bu dikdörtgen eşit alan üç bölge ayırıyor. Yani s s s ama ben s s s demeyeceğim. Ne diyeceğim? 2s 2s 2s, 2S diyeceğim. Niye böyle yapıyorum? E çünkü bakın tüm alan ne oldu şimdi? 6s. Ha, şu köşegeni çizersem kaç kaç bölerim? 3s, 3s. 2s buradaysa ha buraya s, buraya s kalsın. Yani oralar s s tam bölünsün diye yaptım. Yoksa s bölü 2, s bölü 2 kesili sayılarla uğraşacaktım. Hiç sevmiyorum. O zaman ne dedik? Alanlar 2s, 2s, 2s olsun dedik. Köşegeni çizince de o 2s'i nasıl böldük? s, s. Tamam. Şimdi ne oldu? Burası s, burası 2s. Ha ne diyorduk arkadaşlar? Alanlarla tabanlar orantılıdır değil mi? O zaman ben şuraya t dersem burası ne olmak zorunda? 2t. Niçin? E çünkü t'ye s, 2t'ye 2s. E tamamı 3t. O da ordinat 6'ya eşit değil mi? Ha 3t 6'dan t meğerse kaçmış? 2. Demek ki burası 2, bura 4. O zaman burası kaç olacak arkadaşlar? E, 10 değil mi? Ha, o nereden çıktı? E çünkü absisi B'nin absisi 10. Yani şurası 10 demek değil mi? O zaman bakın M1'i bulduk hemen. Doğrunun eğimi mi değil mi? 4 bölü 10. Süper. O da ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 5. Şimdi M2'ye bakalım arkadaşlar. M2'yi bulalım. Peki şimdi şuraya dikkat edin. Buraya ne dersen burası 2 ne değil mi? Neden? S 2S değil mi? S e ne, 2S e 2 ne? E orası 3 n eşittir 10 değil mi? Ha demek ki N'de kaç geldi arkadaşlar? 10 bölü 3. O zaman burası kaç gelecek? 20 bölü 3. E burası kaç? 6. Şimdi dikkat edin. Şu M2'nin eğimini bulacağım. Nasıl? Şurası arkadaşlar eğim açısı değil mi? Hemen bunu Z'den gelip buraya taşıyamaz mıyım? Ha, karşı bölü komşu değil mi? O zaman M2'yi de buluyorum. Hazır mıyız? Karşı 6 komşu 20 bölü 3. Ne yapar o da? 18 bölü 20'den o da ne yapar? 9 bölü 10. Demek ki M1 2 bölü 5 M2 9 bölü 10. Şimdi buna bakalım. Hangisi uygun oluyor? Adana evet, Adana oluyor değil mi? Neden? M2 M1'den büyüktü zaten biliyorum. Ve her ikisi de birden ne oldu? Küçük oldu değil mi arkadaşlar? Bu ne diyor mesela? M2 birden büyüktü. Hayır. Birden küçük. M2 M1 birden büyüktü. Hayır. Her ikisi de küçük birden. M2 1'e eşittir diyor. Hayır. M2 9 bölü 10. M1 1'e eşittir demiş. Hayır. M1 2 bölü 5. Demek ki aradığımız cevap neymiş? A şıkkı. Analitik düzlemde ABCD karesinin D köşesi Y eşittir 2X. AB kenarı ise Y eşittir X doğrusu üzerinde. Buna göre C noktasının apsisinin ordinatının oranı kaçtır demiş. Şimdi şu Y eşittir X doğrusu. Dolayısıyla eğimi 1. Yani tanjantlı 1 olan açı da 45 derece olduğu için eğim açısı 45 derece. Peki şu yeşirin eğimini arkadaşlar? Onun eğimi de 2. Pekala soruyu çözmeden önce size şunu hatırlatmak istiyorum. Şuraya bir hatırlayalım. Şu kare sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen etrafını sarıyorduk değil mi? Şöyle bir dik üçgen çiziyorduk. Sonra bunun kısa kenarını uzatıp buradan da bir dik üçgen çizdiğimizde şunlar birbirinin nesi oluyordu? Eşi değil mi? İşte buna A, buna B dersek bura A, bura B. Bu şekilde ne oluyordu arkadaşlar? Etrafını hızlıca dolayabiliyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi burada da bir kare var ya aynı taktiği burada da uygulayacağım. Yalnız burada AB demeyeceğim. Direkt sayı değeri vereceğim. Niye? Bakın sorunun finalinde ne yapacağım ben? C noktasının apsisinin ordinatına oranlayacağım. E, e ben buna ha 3k 5k demişim. Ha 4k 6k demişim. Artık neyse önemli. Değil. E oranladığımda arkadaşlar o k'lar gitmeyecek mi? E, dolayısıyla arkadaşlar ha ben AB demişim. Ha 3 5 demişim. Bir şey fark etmez. Oranladığımda zaten o şeyler gidecek, harfler gidecek. Geriye sabit bir sayı kaldı. O zaman ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Bir sayı değeri vereceğim. Bakın önce şu karemizin etrafını şöyle bir dolayalım. Bakın şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Buradan da şöyle bir dik geliyorum. 45 derece. 45-45-90 A köşesinden de. Şimdi bakın dikkatlice. Şurası 90 ya. Bura 45 ise burada 45. Köşe 90. Bura 45. Burada ne geldi? 45. Esasında şöyle yapsak daha güzel olur değil mi? Bakın. Önce klasik hareketimiz. 45'i gördük. Hemen karşısına A köşesinden bir dik geliyorum. Sonra bunun etrafını dolamak adına da şuradan ne yapıyorum? Dik üçgenimi çiziyorum. Peki burası 45. Burası 45. Bura 45. Bura 45. Şimdi ne yapalım? Şunun bir kenarına 1 diyelim. Dolayısıyla buradan olacak 1. Böylece karenin bir kenar uzunluğu ne oldu? Kök 2. buradan olacak kök 2. Bura ne olacak? Kök 2. Şimdi şu etrafına dolama işlemini devam ettirelim. Uzatıyorum uzatıyorum. Ha, buraya gene arkadaşlar 45 45 gelecek mi? Dolayısıyla bura bir, burada bir olacak. Şimdi C noktasının koordinatlarıyla ilgileneceğim için artık burada ne yapıyorum arkadaşlar? Duruyorum. Peki devam edelim. Şimdi şu A'dan aşağıya dik geldi mi? Şuna 45 45 dedim. Şimdi buraya bir şeyler bulmam lazım. Ha, şimdi bakın buraya da sayı veremem artık. Çünkü şuralara 1 1 dedim mi? Buraya ne yapmam lazım? Mecburen harflendirmem lazım. E harflendirelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. D köşesinden çalışalım. y 2x doğrusu değil mi? Şuradan şöyle bir dik gelsem. Bakın y 2x doğrusunun eğimi ne? 2. Yani şu açısının tanjantı kaç? 2. E ben o açıyı şöyle Z kuralından buraya taşıyabilir miyim? O zaman şu karşıya 2a dersem bu komşuya ne diyeceğim arkadaşlar? a. Ne yaptım? Bu eğim açısını buradan alıp buraya taşıdım. E bu açının tanjantı 2. Çünkü eğim 2 olduğu için. Dolayısıyla bunun da tanjantı 2 dedim. Karşıya 2A, komşuya da A yazdım. Şimdi dikkat edin. Ben şuraya A deyince bakın buraya A deyince zaten şu uzunluğu bulmuş oldum. Nasıl bulduk? E şurası da 1 diye arkadaşlar. Ha, burası A, burası 1. O zaman bura ne oldu? A artı 1. E 45, 45 dik üçgen. Bura A artı 1 ise burada A artı 1 oldu mu? Ha, bakın soru bitti. Şurası 1. Burası a artı 1. Toplarsak a artı 2 olur mu? E o da ne eşit olacak? Şuna değil mi? Yani 2 a ya. Bakın şöyle yapayım. Daha güzel görün. Şuradan fıt 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 dik gelelim. Bura a artı 1 ise burada a artı 1 değil mi? Dikkat edin. a artı 1. Yukarıda 1. a artı 2 eşittir 2. Ha, demek ki a'da kaçmış arkadaşlar? 2. E artık soruyu bitirdik değil mi? E bu son adım testlerinin son soruları güzel oluyordu. Bu da o güzel sorulardan birisi. a'yı kaç bulduk? 2 mi? O zaman burası 2. Yani şunu devam ettirirsem burası 2 olur mu? E zaten şurada 1'di. Bakın C noktasının apsisi çıktı. Y ekseni olan uzaklığı yani 3. Şimdi ordinatına bakalım. E şimdi bakın arkadaşlar şunu şöyle aşağıya devam ettirirsek burası da ordinat değil mi? E burası kaç? 2. Nereden çıktı hocam o? E kök 2. Kök 2 burası 2. Peki şu aşağısı kaç? A2 ise 3. Ha burada kaç gelecek? 5. Demek ki ordinatta kaçmış? 5. Şöyle diyebilirsiniz. Hocam bu CA'nın doğrusal indiğini nereden biliyordunuz? Haklısınız. Belki göremeyebilirsiniz. Şurası 1 ya arkadaşlar. E o zaman burada 1. A2 idi, bura 4. Ha hakikaten ordinat kaçmış. 5 bu da aşağıya doğrusal iniyormuş. Zaten şu 45'lerden dolayı o doğrusal iner aşağıya. Tamam, sıkıntı yok. C'nin koordinatları 3'e 5'miş. Tabii benim bu verdiğim bir değerine göre. Önemli değil. Çünkü oran istiyor ya. Ha ne yapacağım arkadaşlar? Apsisin ordinata oranı. 3 bölü 5. Ben mesela şuraları 1 1 değil de kk deseydim 3k bölü 5k deyip oradan k'lar gidecekti. Gene cevap 3 bölü 5 gelecekti. Evet güzel bir soruymuş. Zahmetli bir soru ama son adım testlerinin son sorusu biliyorsunuz güzel oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Mutlaka iyi kavrayın. Şöyle videoyu durdura durdura anlaya anlaya föyünüze öyle aktarın. Yani o ekrandakini föyünüze yazmayın. Hiçbir faydası Olmaz. Şöyle durdurun. Ne nereden geldi? Nereye bir dedim? Nereye a dedim? Oraları iyi kavrayın. Güzel soru arkadaşlar. Pekala aradığımız cevap 3 bölü 5 D şıkkı.